Merhabalar arkadaşlar, ismim İsmail Demir. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Eğitim Bilim Dalı'nda yüksek lisans öğrencisiyim. Bilimsel araştırma ve etik dersi kapsamında size tarihi araştırmalar konusu hakkında bir sunum hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Sunumumuza içindekiler bölümüyle başlayalım. Sunumumuzun içerisinde tarihi araştırmanın neler olduğuna bakacağız. Tarih araştırmadaki veri araçları ve kullanımına, tarih araştırmanın önemine, tarih araştırma yaparken dikkat edecek hususlara, tarih araştırma örneklerine ve avantajlarına ve dezavantajlarına bakacağız. Tarih araştırmalar nedir ile başlayalım. Dönemin dokümanlarını dikkatli bir şekilde inceleyip o dönemde yaşamış kişilerle görüşülerek geçmişte ne oldu sorusuna cevap arayan araştırma türüdür tarih araştırmalar. Araştırmacı dönemin içerisinde nelerin gerçekleştiğini olabildiğince doğru bilgiler elde ederek açıklamaya, anlamaya çalışır. Tarihi araştırmalar geçmişte olan durumları, olayları, altında yatan nedenlerle birlikte bu dönemdeki etkilerini araştırarak olayların oluş şekillerini sistematik bir şekilde, objektif bir şekilde değerlendirerek geçmişteki ve günümüzdeki, gelecekteki olaylara ışık tutmak amacıyla yapılan çalışmalar. Bir konu hakkındaki araştırma yapmak isteyenlerin o konu hakkındaki geçmişte yapılan çalışmalarda yani literatür taraması da yine bu tarihi araştırmaların kapsamı içerisine giriyor. Tarihi araştırmalar sadece tarihçilerin kullandığı bir yöntem değildir. Eğitim bilimleri alanında da çok çok kullanılan bir yöntemdir. Eğitim sistemiyle ilgili yapılacak tarihi araştırmalar günümüzün ve geleceğin eğitim sistemini daha doğru temeller üzerine kurmak için örnek oluşturabilir. Kültür analizleri bu eski kültürler hakkında bilgi edinmemizi sağlayabilir. Toplumsal sorunların çözümü içerisinde de yine tarihsel araştırmalar verimli bir şekilde değerlendirilebilir. Eğitimde tarih yöntemi kullandığı araştırmalar genelde ünlü eğitimcilerin öğretileri ve yaşamlarını konu alan hayat hikayeleri, otobiyografileri yer alıyor. Değişim için gerekli dinamiklerin farkına varılması, eğitimin yaklaşımlarına dayandığı temeller üzerine ve günümüz eğitim sistemindeki etkilerini analiz ederek tarih araştırmalar kullanılabilir. Eğitim araştırmanda bu yöntem günümüzdeki eğitim dünyasını geçmiştekileri incelenerek gelecektekilere ve günümüzdekilere bir nasıl gelişimi olduğunu tahmin etmemize sağlayabilir. Tarih araştırmalarda veri kaynağı olarak, veri araçları olarak genelde birinci elden kaynaklar kullanılıyor. Birinci elden kaynakların bulunmaması durumunda da ikinci elden kaynaklar dediğimiz kaynaklar kullanılmakta. Birinci elden kaynaklar da işte binalar, araç gereçler ya da doğrudan fiziksel ilişkisi olan yazılı sözlü tanıklar, ifadeler, el yazmaları, resmi yayınlar, biyografiler, vasiyetler, gazete gübürleri, dergiler, kataloglar gibi şeyler birinci elden kaynaklar olarak değerlendirilebilir. İkinci elden kaynaklar ise dönemle ilgili doğrudan fiziksel ilişkisi olmayan eserlerdir. Birinci elden kaynakların kopyaları, çevirileri olabilir veya kalıntılar olabilir. Yine tercümeler de bu kapsamda ikinci elden kaynaklar olarak karşımıza çıkar. Bir araştırma konusu belirlenirken, yani bir tarih araştırma konusunu belirlerken ne tarz sorular sormamız gerekiyor? Olaylar nerede meydana geldi? Hangi insanlar bu olayların içerisinde? Olaylar ne zaman meydana geldi? Hangi tür insanlar bu olayların içerisinde olduğunu söylememiz gerekiyor. Araştırmacı konu hakkında olaylara ilişkin derinlemesine araştırma yapmaya çalışırken farklı kaynakları araştırıp sentez yapmak zorundadır tarih araştırmalarda. Tarih araştırmalarda veriler nasıl toplanacak? Bunu belirlemek için öncelikle kaynağın güvenilirliğinden emin olmamız lazım. Kaynağı konu olan birinci elden kaynaklar, veriler toplandıktan sonra, dokümanlar toplandıktan sonra bu belgelerin gerçek olup olmadığı da analiz edilmelidir. Seçilen tarihsel problemin çok geniş kapsamlı olmamasına da dikkat edilmesi gerekiyor. Verilerin geçerliliği ve güvenilirliği, tarihi araştırmada belgelerin var olan olguyu yansız bir şekilde yansıtıp yansıtmaması iç geçerliliği, belgelerin döneme uygun olup olmadığı dış geçerliliği göstermekte. Araştırmacı iç geçerli ve dış geçerliliğe çok dikkat etmek zorunda ve bunları eleştirel bir, tarafsız bir şekilde inceleyip, sentezleyip o şekilde incelemek zorunda. Araştırmacı tarihsel veri kaynaklarından geçerli ve güvenilir veriler toplayıp doğrudan sonuçlara ulaşmak için her veriyi önem bakımından eleştirel bir şekilde incelemeli tarih araştırmalarda.
Tarih araştırmaları araştırmacının gözlemci konumunda olmasından dolayı diğer nitel araştırma türlerinden, desenlerinden farklılık gösterir. Veriler ikinci, üçüncü kaynaklarından aktarılmış olsa da bunların doğruluğundan kesin olarak emin olmak zorundadır. Tarih araştırmalarda var olan verilerle ilgilenir. Diğer araştırma türlerinde verileri daha sonradan ortaya çıkarırız. Tarih araştırma işlem basamaklarına baktığımız zaman ilk önce geçmişe ait belgeleri toplanıyor. Daha sonra veriler toplamaya başlanılıyor ve verilerin analizi bulgulara ulaşılıyor. Tarih araştırmaların önemine bakacak olursak, geçmişten yola çıkarak çağdaş sorunlara çözüm bulmayı, şimdiki ve gelecekteki eğitime ışık tutmaya sağlar, tüm kültürlerde bulunacak çeşitli etkileşimlere göreceli bir şekilde etkilerini vurgular, geçmişle ilgili olarak tutulan hipotezler, teoriler, genellemelerle ilgili yeniden değerlendirmeleri sağlar. Ayrıca eğitimde değişim dinamiklerini anlamamızı sağlar, eğitimin ve onun yönlendirdiği kültürler arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamamızı sağlar, güncel eğitim problemlerine çözüm önerileri sunar, eğitim problemlerinin analizinde tarihsel kanıtın işleme sınırlarını anlamamızı sağlar, tarihsel kanıtı yerleştirme, analiz etme, değer biçmeyi, geliştirmeyi sağlar. Tarih araştırmalara örnekler verecek olursak, örneğin 2. Dünya Savaşı'nı yaşamış veya Kore Kıbrıs Savaşları'nı yaşamış insanlarla görüşülüp o dönemde neler yaşadığıyla ilgili bilgiler elde edilmesi, görüşülmesi tarih araştırmaya bir örnektir. Daha eğitimle alakalı bir örnek verecek olursak, bir okul müdürünün sosyal etkinliklere ilişkin bir araştırmasında geçmiş okulda yaşayan geçmiş yöneticiler, dokümanlar veya öğretmenlerle alakalı bilgiler toplayıp onlarla görüşerek bu yapmış olduğu çalışmada yine tarih araştırmaya girer. Tarih araştırma yaparken nelere dikkat edeceğiz? Tarih araştırmaları yapmadan önce her araştırmada olduğu gibi tarihi bakış açısına uygun mu değil mi bunu bir değerlendirmemiz gerekiyor. Araştırmaya kaynak sağlayacak unsurların ulaşılabilir olduğundan emin olmalıyız. İyi bir tarih araştırma konusunda yeteri kadar detaylı bir bilgiye sahip olunacağı için detaylara önem vermeliyiz. Tarih araştırmalarda araştırmacının gözlemci konumunda olduğunu unutmamamız gerekiyor. O yüzden hangi veri kaynağından alınmış olursa olsun verilerin doğru olduğuna da emin olmamız gerekiyor. Tarih araştırma avantajlarına bakacak olursak detaylı çalışmalar yapılmasını sağlar. Geçmiş hakkında bilgiler ortaya atılmasını sağlar. Genel şekilde gelecek hakkında da bilgiler yine bize sunar. Mevcut olay durumların tarih araştırmalar üzerinden denetlenmesini, daha detaylı yorumlanmasını sağlar. Bu yöntem herhangi bir nitel ve nicel araştırma kapsamında tercih edilebileceği için tarihsel araştırma yöntemi diğer araştırma yöntemlerinden birlikte kullanılabilir. Tek başına kullanılabilir. Diğer yöntemlerle birlikte kullanılabilir. Tarih araştırmalarının dezavantajlarına bakacak olursak, tarihi bakış açısına sahip olması gerekiyor. İkincil kaynakların her zaman güvenilir olmadığını sorgulayabiliriz. Kesin veriler elde edemeyebiliriz. Bazen bizi yanlış yönlendirebilir bu kaynaklar. Tarih araştırmada problemin seçiminde tabii ki araştırmacının kişiliği, tarihe bakış açısı, geçmişe olan motivasyonu, ilgisi de çok önemli. Tarih araştırma yöntemi de eğitim araştırmanın hepsinde de maalesef kullanamıyoruz. Bununla ilgili yapılmış alan yazımındaki çalışmalara baktığımızda da Rıdvan Karabulut'un bir yüksek lisans tezinde Türkiye'deki üstün yeteneklerin eğitimi tarihi sürecinde baktığında bu çalışmada tarihi araştırma yöntemini kullanmış. Gazi Üniversitesi'nde yapılan bir yüksek lisans tezinde de Sinop Okan Alpar Konağı restorasyon önerisinde Süheyla Yılmaz yine bir tarih araştırmalar üzerine bir çalışma yapmış. 1933 yılında Ali Yar tarafından yazılmış Lise 3 Kozmografi kitabı ve liselerdeki astronomi derslerini Yavuz Unat yapmış olduğu çalışmada yine bir tarih araştırmayı kullanmıştır. Kaynakçımız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın.